Şimdi uzunlukları verilmiş buradaki kartonların. Birinci kartonun uzunluğu 1AB, 3 basamaklı sayısı şu. İkinci kartonun şu uzunluğu 2, 3B, 3 basamaklı sayısı. Üçüncüsünün uzunluğu da 3AB, 3 basamaklı sayısı. Şimdi kartonlar böyle kesiliyor. Tabi soru bize şunu söylemiyor. Yani bu kartonun tam ortasından kesildiğini söylemiyor. Ortadan, sanki ortadan kesilmiş gibi duruyor ama bu parçayla bu parçanın eşit olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Yani şurası K, burası K, 2K da buna eşittir diyemeyiz. Çünkü öyle bir bilgi vermiyor bize. Eşit olacağını varsayamayız. Zaten eşit olarak kestiğini de söylemiyor. Böyle kesiliyormuş. Sonra taral olan kartonlar birleştirilip yeni karton elde ediliyormuş. Yeni kartonun, yani şu boyalı olanların toplamı 3'ün katıymış. Şimdi bu parçaları hesaplayalım. Toplayacağız çünkü. Eğer burası K ise tamamını bildiğimize göre şuradaki parça, bu parça 1AB eksi K olmalı. Şuradaki parça tamamı 2, 3B sayısı 2K'yı çıkaracağız. 2K'yı kestik. Geriye kalan bu. Şunun tamamı şöyle 3AB sayısıydı. 3K'yı attık. Burası da 3AB eksi 3K olacak. Şu mavilerin toplamı 3'ün katı olmalı. Toplayalım o mavileri. Şimdi birinci sayı şöyle yazıyorum. 1AB eksi K. Diğer sayı 2, 3B eksi 2K. Diğer sayıda ya da ben bunu böyle değil de direkt çözümleyerek yazalım. Uzatmayalım. Şimdi çözümleyerek yazmak istiyorum. Üçünü toplayacağız. Şimdi bilinen sayıları toplayalım. Burada 100 var. 100 artı AB. 2 basamak sayısı. K'ları en son toplayacağım. Zaten eksi 6K yapıyor. Burası 230 artı 230 artı B. Şurası 300 artı AB 2 basamaklı sayısı. Biraz daha küçülteceğiz. Eksi 6K. K'larını topluyorum. Bu da 3'ün katıymış. Şöyle 3x diyebiliriz. 3'ün katı. Şimdi sayıları toplayalım. Burası 230. 3 ile şununla toplayınca 330, 630. 630. Şu sayıları da toparlayalım. Burada 10A var. Şöyle yazayım ya da 10A artı B. Burası B sayısı. Burada yine artı 10A artı B var. Bunları da çözümlersek. Eksi 6'nın katı 6K eşittir. 3'ün katı olacak. Şunları toparlıyorum. 630. 10A. 10A da burada 20A. 1, 2, 3 tane de B var. Eksi 6K eşittir 3'ün katı. Şimdi biz bunun 3'ün katı olmasını istiyoruz. Bir şeyin 3'ün katı olması demek 3'le bölünebilmesi demek. Şu sayı sonuç olarak 3'le bölünebilmeli. Burada gördüğümüz sayıyı biz 3'e bölersek 0 kalır. Rakamların toplamı 3'ün katı. Biz bunu 3'e bölersek yine 0 kalır 3'ün katı. Bunu 3'e bölersek yine 0 kalır 3'ün katı. Demek ki bu da 3'ün katı olmak zorunda. Hepsi 3'ün katı olduğuna göre bu da 3'ün katı olacak. Demek ki orada gördüğümüz 20A sayısı 3'ün katı olacak. 3x dedik buraya y diyelim. 3'ün katı. Şimdi A'ya öyle bir değer verelim ki burası 3'ün katı olsun. Tabii 1 versek olmaz. 2 versek olmayacak. Buna 3 vermek zorundayız. 3 burada olmadığına göre burada olacak. Biz A sayısına 3 versek olur. Sonra 6 versek olur. Bir de 9 versek olur. 0 versek bakalım. 0 versek burası yine olur katı. 0 olur. 0'ın katı olur. Y'de 0 olur. Şimdi 0 vermemizi engelleyen bir şey var mı? Yok. 0 da verebiliriz. Şuna 0'ı da koyalım. Şimdi ben bakayım seçeneklerine. Seçeneklerine bakalım. Elde edilen kartonun uzunluğu 3'ün katı olduğuna göre
Hangisi? Hangisi? 3'ün katı. Bir kere A sayısı, buradan çıkardığımız sonuç şu. A sayısı 3'ün katı olacak. 3'ün katı. Buna T diyelim. 3'ün katı. Şimdi A sayısı 3'ün katı. Buraya 3T yazarsak 6T. Artı B. 3'ün katı olmayabilir. B bozabilir. Bu olmayabilir. Şimdi biz A yerine 3T yazarsak. Bu 3'ün katı ama 2B 3'ün katı olmayabilir. Biz A yerine 3T yazarsak. 3T artı 3B. Bu 3'ün katı. Bu da 3'ün katı. Kesinlikle bu. Ötekilere bakmaya gerek yok. Yok. Denizli de olabilir. Denizli de olabilir. Bakalım 3'ün katı. 6T artı 3B. Bu da 3'ün katı. Evet bu da olur. Bu da kesinlikle olur. Bu olmaz. İki seçeneği var demek ki doğru. Bir yanlışlık yok. Bu ikisi de olabilir.